Yapmam gerekeni yaptım bu köyde. Yani o durumda duramazdım çünkü yollar kapalı, her taraf kapalı, yolların açılması, etmesi. İşte o gece boyunca, 5 gün gece boyunca hiç uyumadım. Gece yok, yardım tırları geliyordu, onlar yolda kalıyordu. Onları çekip getiriyordum. Böyle devam etti. Şimdi halen de şu an işte insanların kayısıları, traktörlerini çıkartmaya yardım ediyoruz. Öyle diyorlar, herkes arıyor, teşekkür eden çok. Her türlü bana teşekkür ediyor. Sen olmazsan biz ne yapacaktık diyorlar bu köyde. Buradaydım. Ben de sonradan normal işte yardımlar geldi. İnsanlar şu an yavaş yavaş çadırlar falan geldi. Düzene oturmaya başladım. 2 gündür bir rahata kavuştum. Ama kurtarma ertesi 2 gün sonra geldi. Zaten her tarafa bir binaya ben yapamam dedim ama AFAD büyük 40 tonluk bir makine getirdi. Çünkü 3 katlı beton binaydı. Onlara ben bir şey yapmadım. 3 gün, 2 gün, bir ertesi gün geldiler. Yani cenazelerimiz burada kaldı. Böyle. Hatta şu binada bir bayan unutmuşlardı böyle. Yani götürememişler çünkü herkes can derdine düşmüştü. Gece onu da kepçenin ağzına aldım işte hayvanlar üstüne gelmesin diye. Tekrar onu da götürdüm, morga bıraktım. Şeylere, birilere yardım edemem, unutamayacağım şey, insanlar enkaz altında, kimse yoktu. Tek başıma köylülerle beraber, bana tabii ki tek ben değil yani. İşte köylülerimiz de bize yardım etti, enkazlar insanları çıkarttılar. Bu şekilde yani. Yakınlarımız öldü, herkesi tanıdığım insanlar. Ben kendi evim yerle bir köyüm. Bir de bahçeye bir ev yaptırmıştım, o sağlam duruyor ama yine çadırda kalıyoruz. Halen de duruyor benim evim, el atamadım. Öncelik için benim evimde çok önemli bir şey yoktu. İnsanların kayısı altında, sıfır traktörler altındaydı. Onlarla uğraştım. Bu işi yine kepçe iş yapıyorum. Dediğim gibi yapıyorum. Gece ben bunları ben nasıl yaptım bile ben biliyorum. Normalde ben hiç dayanamam dediğim için. Genel